Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda Arduino Uno ile step motorlarımızın bağlantısını yapıp bu step motorları kontrolünü göreceğiz. Burada kullanacağım cihazlar bir adet Arduino Uno R3 klon, yani orijinal olmayan bir tane shield, yani step motor sürücülerimizi bağlayacağımız kalkan giriş çıkış ara birimi. 2 adet de sürücümüz, motor sürücümüz A4988 diye geçiyor. Yaklaşık 1-2 amperlik bir sürücümüz. Piyasada bu ürünlerden çok fazla satan yer var arkadaşlar. Hemen kısaca ona bir değinmek istiyorum. Bu ürünleri her yerden satın alabilirsiniz. Fakat arkasında duracak firma sayısı bence çok az. Benim bugüne kadar denk geldiğim, bunlara benzer aldığım elektronik parçalarımda denk geldiğim 1-2 tane sağlam firma var. Tesadüf eseri bir tane Robit Shop denilen bir firmaya denk geldim. Onlardan bir adet Arduino ve birkaç tane çeşitli ekipman satın aldım. Arduino Uno'm arızalı çıktı ve kendilerini arayıp ürünün arızalı olduğunu, almam gerektiğini söyledim. Bana ürünü geri göndermemi ve kargo ücretinin benim tarafımdan ödenmesini, arızalı olup olmadığına bakacaklarını ve bana yenisini göndereceklerini söylediler. Ürünün ben arızalı olduğuna dair videoları çektim. Bütün görselleri ekleyerek onların teknik destek hatlarına gönderdim. Fakat teknik destek hatlarından hiçbir cevap alamadım. Tamamıyla hayal kırıklığı bir firma. Kesinlikle bu firmadan alışveriş yapmanızı ben tavsiye etmiyorum. Zaten daha sonra öğrendim. Şikayet konuyu biraz okursanız göreceksiniz. O kadar çok şikayet var ki haklarında. Haksız yere para kazancı yapan bir firma diye görüyorum. Benim kendi düşüncem, bana yapılan haksızlıktan dolayı da açıkçası. Çünkü arkadaşlar, bu Uno'nun fiyatı 21 TL. 21 lira şu gördüğünüz kart. Kargo ücretleri 15, 16, 17 TL. Şu an yani gidip de bir yerden bir yere bir kargo göndermeye kalksanız minimum 15-16 TL ödüyorsunuz. Bu kartı ben kargolayacağım, parasını vereceğim, gidecek. Ve arızalı olduğu kesin, eminim. Kesin yani, bu kadar net söylüyorum. Çünkü kendim de az çok bu işlerden anlayan biriyim. Ve testlerinin hepsini yaptım, videoladım da. Bana yeniden gönderecekler bir tane sağlam kart. Benim bu işte ne karım olacak ki? Ben üzerine 4 lira daha kor, 5 lira daha kor yeni bir cihaz alırım ki zaten satın da aldım arkadaşlar. Üzerine 4 lira 5 lira koyarak yeni bir cihaz satın aldım. Kesinlikle Robit Shop denilen siteden alışveriş yapmanızı tavsiye etmiyorum. Güvenilir bir firma değil. Uslupları çok bozuk. Telefonu açan arkadaşlar aynı şekilde. Hiç iyi bir yönetim tarzları yok. Yani daha çok kaba şeyler söylemek isterim ama gerek yok arkadaşlar. Sadece ben uyarayım. Yine de siz alışveriş yapacaksanız yapın. Hani paranızla rezil olmak derler ya arkadaşlar. Paranızla rezil olacaksınız diye de düşünüyorum. İşte ürünün fiyatını da burada görüyorsunuz. 21 TL. Size önereceğim bazı sitelerde olabilir. Robot Diyarı benim beğendiğim bir firma. Modül Elektronik keza gene öyle. Mesela Robot Diyarı'ndan da şu Shield ve sürücüler geldiğinde iki tanesi arızalı çıktı arkadaşlar. Direkt adamları arayıp sürücülerden ikisinin arızalı olduğunu söyledim. Onlara ne video ne görsel hiçbir şey paylaşmama rağmen bana 2 adet hemen kargolayıp gönderdiler. Hiç sözünü bile etmediler. Bunların da fiyatı çok ucuz arkadaşlar. Tanesi 8-9 liralık bir parça. Yani ikisi 16 lira, işte 20 lira. Yani şu Uno'ya denk geliyor. Sözü daha fazla uzatmadan biz denemelerimize geçelim arkadaşlar. Öncelikle Arduino Uno içerisi boş bir halde geliyor. İçerisine bir firmware, bir yazılım göndermeniz gerekiyor. Yazılım göndermediğiniz sürece bu kartla sürücüleri kontrol etmek, CNC modunda çalıştırmak çok mümkün değil. Bunun için birkaç tane yazılıma ihtiyacımız olacak. Öncelikle şöyle internet sitemizi açalım. Birincisi, bunun içerisine firmware yüklemek için bir X Loader'a ihtiyacımız olacak. Ki şurada yazılı zaten hazır var. X Loader'ı yazıp Google arama motoruna açılan ilk sekmeyi tıkladığınızda karşınıza şöyle bir sayfa geliyor. Buradan kodu indir, zip dosyası olarak indir demeniz yeterli olacaktır. Birazdan dosyaları göstereceğim. Bunun yanı sıra diğer ihtiyacımız olan yazılımlardan birisi de GRBL firmware'idir. Şu dosyamız. Ayrıca da CNC'mizi yöneteceğimiz bir ara birim. Kullanıcı ara birimi. UGS platform. Bunların hepsini internete yazdığınızda
otomatik olarak çıkacaktır. Google arama motoruna GBRL yazdığınızda çıkan github.com'da ilk çıkan sekmeyi tıklıyorsunuz linki ve karşınıza şöyle bir sayfa açılıyor. Bu sayfada biraz aşağıya geldiğinizde burada en son sürüm hex dosyaları veyahut da firmware dosyaları mevcut arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini yükleyebilirsiniz. Burada en son sürüm J sürümü. Bunun üzerine sağ tuş tıklayıp bağlantıyı farklı kaydet dediğinizde size şöyle bir hex dosyası soracak. Bunu şuraya kaydettiğinizde veya belirlemiş olduğunuz klasöre bu da bitti. Bunun yanı sıra bir de buraya UGS yazdığınızda UGS platform diye çıkıyor arkadaşlar. Buradan ilk çıkan sayfayı tıklayın. Karşınıza böyle bir sayfa açılacak. Burada indir sekmesini tıklayıp pencereler kısmından dosyanızı indiriyorsunuz. Ben daha önce bunları hazırlamıştım. Sizlere sadece linklerini göstermek istedim. Bu üç dosya olmazsa olmaz arkadaşlar. CNC controller yapmak istiyorsanız bu üç dosyayı kullanmanız gerekiyor. Şimdi ilk başta XLoader programımızı kullanalım. Arduino Uno'muzu USB ile bilgisayarımıza bağlıyoruz. Daha sonra XLoader programını açacağız. Bu arada kullandığımız cihazlar orijinal Arduino Uno olmadığı için, klon olduğu için üzerinde CH340 denilen bir çip bulunuyor. Yani bununla USB seriyel dönüştürücü bir çipimiz bu. Yani ATmega ile ATmega ile USB arasındaki protokolü oluşturan çipimiz. Bu çipi Windows tanımayacaktır. Yine Google arama motoruna CH340 driverlarını indir diye tıkladığınızda yazdığınızda otomatik olarak karşınıza bunun driver'ı çıkacaktır. Ufak bir dosyadır, 2,5 MB'lık. Bunu indirip sisteminize yüklediğinizde cihazınız sorunsuz bir şekilde tanıyacaktır. XLoader'ı açıyoruz. XLoader yazılımımızda indirdiğimiz en son güncel hex dosyasını şu an J olan bunu seçiyorum ve aç diyorum. Kartımız hangi komda bağlandıysa bunu tespit ediyoruz arkadaşlar. Bunun için de bilgisayarıma aygıt yöneticisine gideceğiz. Aygıt yöneticimizde COM portlar bölümüne gelip burada bakıyoruz. Gördüğünüz gibi USB serial CH340 COM9'da yüklü arkadaşlar. Yani XLoader programımızda COM9'u seçiyoruz ve burada Uno seçili olmak zorunda. Uno'yu seçiyoruz çünkü kartımız Uno. Upload dediğimizde gördüğünüz gibi şu an veri gönderimi başladı. Cihazımızın içerisine firmware'i update ediyor ve update oldu. Bundan sonra XLoader programını kapatıyoruz. Tekrar USB'yi ayırıyorum arkadaşlar. Ve shield'ımızın montajına geçiyoruz. Shield'ın takımı şu şekilde. Zaten pinlerimize otomatik olarak şurada gördüğünüz gibi denk gelecektir. Dikkatlice takıp birbirine montajlıyoruz. Sürücü kartlarımız bunlar arkadaşlar. Potansiyometre elektrik girişine doğru bakacak. Yani şu yönde montajlıyoruz. Yine bunu da Y eksenine takıyorum. Şu şekilde bu hazırlanmış oldu. Harici bir besleme ünitesinden 12 volt şuradaki girişe takıyoruz. Bunu dikkatli takın. Artı eksi üzerinde yazmaktadır. Yanlış takmayın arkadaşlar. Kartınıza zarar verirsiniz. Evet. Şu ana kadar kartımızın bütün işlemleri tamam. Motor bağlantılarımıza geçeceğiz. Ne demiştim? İkili gruplar halinde yerleri çok önemli değil. Hangi sokete taktığımız, sıralı bir şekilde takmamız yeterli. Şurada yanında X ekseninin hemen yanında, Y ekseninin yanında, Z ekseninin yanında ve A ekseninin yanında
Şurada gördüğünüz dörtlü jumper girişleri var. Şöyle başlayıp baştan bir numaradan takıyorum. Bunları gruplu takmanız yeterli olacaktır. Şimdi ikincisini takıyorum. Diğer grubu takıyorum. Artık B1, A1 fark etmez. Şu an yaptığımız işlem arkadaşlar mini bir aslında CNC'nin kurulumu gibi diyebiliriz. Bunu daha büyük ölçeklerde yaptığınızda ve sürücüleri değiştirerek daha güçlü sürücülerle daha büyük motorları çok rahatlıkla sürebilirsiniz. Şu an Y eksenini de bağlayacağım. Dediğim gibi yönler hiç önemli değil. Burada hiç korkmanıza gerek yok. Bir problem yaşatmayacaktır. Gönül rahatlıkla takabilirsiniz. Şase yaptırmamanız gerekli. Şöyle motorlarımızı da önümüze aldık. USB kablomuzu takıyorum. Bundan sonraki aşamaya geçelim arkadaşlar. Bundan sonra bizim elimizde UGS platform denilen bir yazılım vardı. Bu yazılımı açıyoruz. Bin klasörün içerisinde 2 adet egzemiz mevcut. Bu egzelerden birisi 32 bit tabanlı Windows, diğeri de 64 tabanlı Windows için. Ben 64 tabanlı bir Windows kullandığım için UGS platform 64'ü çalıştırıyorum. Yazılımları arasında en beğendiğim UGS platform oldu. Gerçekten kaliteli bir arayüz. Şimdi burada firmware'imiz GRBL zaten içerisine attığımız. Komportumuz gelmemişti. Şurada refresh tuşuna bastım ve COM9'umuzu gördük arkadaşlar. COM9'u seçtim. Baud rate'e dokunmuyoruz. 115.200 olarak kalıyor. Ve şurada connect tuşuna basıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kartımızın içerisindeki bilgileri, firmware bilgilerini otomatik olarak buraya yükledi. Şöyle bir hemen kısaca isterseniz bir çalıştırıp bakalım ne yapacak. Y eksenimize bir artı yönde dokundum. Eksi yönde. Şimdi X yönüne dokunuyorum. Burada hemen kısaca bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi bu kartlarımızın teknik speklerinde yazdığı 2 ampere kadar desteklediği ama benim testlerimde 2 amperde bu cihazlar çok fazla zorlanıyor. Yani soğutucuları çok aşırı ısınıyor. Dışarıdan bunu soğutmaya kalksanız da çok faydalı olmayacak gibi gözüküyor. Yani bunlarla 2 amper sürmek bence bir hayal. Şöyle mesela X'te göstereceğim arkadaşlar. Trim potumuzu sona kadar kıstım. Ve X'imizi tıklıyorum. Gördüğünüz gibi motorumuz hiç dönmedi. Şimdi trim potumuzu biraz artı yönde arttırıyorum. Gördüğünüz gibi çalıştı. Bunu biraz daha arttırıyorum. Yani ortalara doğru getirdiğinizde arkadaşlar 1 amper civarı bir güç sağlıyor. Bunları test ettiğim için söylüyorum ezbere. Trim potumuzu ortaya getirdiğinizde 1 amper bir çıkış sağlıyor. Bunları bu şekilde ayarlayabilirsiniz buradan. Şöyle. Şimdi UGS programımızla ilgili bir şey daha göstermek istiyorum. Universal G-Code yazılımımızla ilgili. Machine sekmesini tıkladığınızda burada Setup Wizard var arkadaşlar. Bu bayağı işinizi rahatlatacaktır. Makine yapan arkadaşlarımız için özellikle. Bunu tıkladığınızda Setup Wizard'ı karşınıza böyle bir ekran açılıyor. Burada bizim Arduino Uno'muzun içerisindeki firmware ile connect yani bir bağlantı kurduğunu ve onun versiyonunu da buraya getiren bir uyarı geliyor. Next diyoruz, ileri. Daha önceden eğer ki bir ayar yaptınız, kaydettiyseniz onu buradan direkt çağırıp upload edebiliyorsunuz. Tabii bizim öyle bir şu an kaydımız yok. Next diyoruz. Burada motor wiring dediği yani motor kablo bağlantıları ile ilgili bir bölüm geliyor önümüze. Burada diyor ki motor bağlantılarımızın doğru bir şekilde bağlandığını test edeceğiz.
Her bir akses için step butonlarını kullanabilirsiniz. Yani diyelim makineyi yaptınız. X home pozisyonundan sağdan sola doğru gitmesini istiyorsunuz. Artı yöne tıkladığınızda eksi yöne doğru gidiyor ise kablolarınızda yön yanlışlığı var demektir. Ya bunu kabloların yönlerini değiştirerek yapacaksınız ya da burada reverse direction dediği yön çevirme kutucuğunu tıklayarak artıya tıkladığınızda artık eksiye gitmeyecek, artı yönde gitmesini sağlayacaksınız. Bunu 3 eksende de bu şekilde burada çok rahatlıkla yapabilirsiniz. İleri diyorum. Benim en çok beğendiğim bölümlerinden birisi de Calibrate bölümü. Öncelikle bütün her şeyi Reset to Zero yapıyorum. Bütün milimetre cinsindeki değerleri bir kere sıfırlıyorum. Yine makinamızı bağladık arkadaşlar. Ama motorların adımlarını bir türlü ayarlayamadık veyahut da seçemedik. Shield'ımızın üzerinde bununla ilgili ayarlar mevcut. Oradan seçebiliyorsunuz ama oldu ki tam tutturamadınız, yapamadınız. Bu ekranı kullanarak çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Nasıl kullanılıyor derseniz X ekseninizi yerine bağladınız ve Z eksenini aşağı indirerek bir nokta belirliyorsunuz. Bu noktayı sıfır olarak kabul edin. Daha sonra burada artı veya eksi fark etmez. Birine tıkladığınızda 1 milimetre hareket etme komutu gönderdiniz aslında siz. Sizin o sıfır diye belirlediğiniz noktadan X ekseni veya Y fark etmiyor. Ne kadar ileriye veya geriye gitti, bunu bir cetvel yardımıyla ölçüyorsunuz. Gerçekten hareket 1 milimetre mi olmuş? Eğer hareketiniz 3 milimetre olduysa şurada measure denilen bölümde, ölçüm bölümünde actual movement dediği yani gerçek hareket ne kadar diye soruyor size. 3 milim diyorsunuz. Buraya 3 yazdığınızda Calibrate sayfasında yan tarafında Adjust Step per Millimetre her bir milimetre için adım ayarlama ince ayarı geliyor. Bakın burada 250 set edilmiş durumda. Şuraya bir defa tıkladığımda bakın gördünüz mü? Turuna bakalım. Neredeyse tam turun biraz üstünde dönüyor. Evet, buradaydı buraya kadar. Tam tur artı çeyrek kadar ileriye gitmiş oldu. Biz buna 2 dersek gerçekleşen değer sıfırdan 1 milim olmadı, 2 milim oldu dersek şurasını 125 step yapın diyor. 125 step yapıp update dediğimde tekrar tıkladığımda şimdi sıfırlıyor önce kendini sıfırladı. Bakın biraz önce buradan başlayıp dönüp çeyrek geçe bırakıyordu. Şimdi onun yarısı kadar döndü arkadaşlar. Buradan adımı çok rahatlıkla ayarlayabilirsiniz bu ekranı kullanarak. Burada diyelim adımları ayarladık. Ben tekrar 250 yapacağım bunu. İleri diyoruz. Burada limit switchlerimizi, makineyi tasarladığımızda limit switchlerimiz var ise her yönde X, Y ve Z'de alt limit, üst limit olarak buradan bunu tıklayarak tanımlamayı yapabiliyorsunuz. Denemelerimizde switch kullanmıyoruz. Finish deyip bitiriyorum. Dediğim gibi bu ekranı çok kullanacaksınızdır diye düşünüyorum. Makine yapan arkadaşlarım, hobi amaçlı bu işle uğraşan arkadaşlar. Setup Wizard'la bütün parametreleri yapabilirsiniz. Hatta şurada da Firmware Settings dediği kısımda da bizim firmware'imizin ayarları. Bakın biraz önce hani değiştirdiğimiz yerler vardı ya 250, 250, 250. Y axis, Z axis, X axis, travel resolution dediği yani çözünürlükleri ne kadar döneceği, kaç tur atacağını burada da direkt değiştirebiliyorsunuz. Ama burada bir göz kararı yapmış oluyorsunuz. Diğer tarafta ise kalibre etmiş oluyorsunuz. Evet, son kez arkadaşlar X artı yönde, eksi yönde, Y artı yönde, eksi yönde çalıştırdık. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım detaylı bir şekilde size
Arduino Uno üzerinde step motor sürücülerin bağlantılarını ve step motorlarını kontrol edecek yazılımları anlatabilmişimdir. Bir sonraki videomda daha büyük güçte Nemo 34 motorunun Arduino Uno ve Shield sayesinde bağlantısını ve A4988 sürücülerinin yerisine TB66 çift 0 942 volt arası ve 4-4,5 amper çıkışa sahip olan bu sürücülerimizle nasıl bağlayabiliriz? Nasıl kontrol edebiliriz? Bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdilik benim bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, kanalımı desteklemeyi lütfen unutmayalım. Konu hakkında yorumlarınız olursa elimden geldiğince size bilgiler aktarmaya çalışırım. Herkese kolay gelsin, hoşça kalın.